Hayat evde güzelmiş. Aynı gemideymişiz. Yıllardır aynı safsatayı dinlemekten bıktık sandık. Bizler hangi gemide olduğumuzu biliyoruz. Ben tekstil işçisi bir kadınım. Ben kozmetik fabrikasında çalışan bir işçiyim. Market emekçilerinden birisiyim. Bugünler pandemi günleri muhakkak hepimiz için çok zor geçiyordur. Fakat bazı kesimler için çok daha zor, çok daha korkutucu geçiyor. Bizler her gün büyük bir tedirginlikle uyanıp işe gitmekle yükümlü olan insanlarız. Tabii evde kalın uyarısına uymalıyız ama yani bizim durumumuz ortada yani abi, biz aç kalırız yani. Niye çalışıyorum? Geçinmek için, hayatımı idame ettirebilmek için. Evde kalıp salgının geçmesini bekleyebilirdik. Ama yaşama ve yaşatma gibi ağır sorumluluğumuz var. Ne sağlık, ne güvenlik, ne de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan bir iş kolundayım. Ben insanlara fatura kesiyorum, hem de bu zor dönemde. Bu hastalığı evime götürmekten korkuyorum. 25 milyar maaş alan milletvekilleri 45 gün tatil edilirken işçi sınıfının çarklar döndüsün diyerekten, ekonomi kötü diyerekten çalıştırılmaya ve öldürülmeye devam ediyor. Bu ölümü kabul etmiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Lütfen evde kalamayanları da görelim. Onlar şu an senin askeri ücretine göz koyan kişiler. Vallahi. Tamam mı? Vallahi. Onlar şu an senin işçi maaşına göz koyan kişiler. Evet. Onlar bizimiz değil bizim. İnşaat işçileri köle değildir. Biz sizin kölelerimiz değiliz. Bana bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür. Neredesin? Sesimize ses veriyorsun.